15'ten 17,5'a yükseltildi Merkez Bankası tarafından faiz. Bunun anlamı nedir? Anlamlı mıdır daha doğrusu? Bir anlamı var mı? Bunun hiçbir anlamı yok. Neden anlamı yok? Çünkü anlamını yitirdi. Yani AKP'nin özellikle 2021 Ekim ayına kadar para kurulunun toplantıları çok önemliyken, oradan çıkacak kararlar, hayatımızı enflasyon daha birçok anlamda etkilerken maalesef Berat Albayrak ve hemen arkasından Kavcıoğlu dönemi diyorum ben buna. Çünkü bakanı değiştirdik orada. Bakanların bir önemi kalmadı. Hele Nebati'nin hiçbir önemi yoktu. Önemini yitirdi. Para kurulu önemini yitirdi. Merkez Bankası önemini yitirdi. Bu nedenle Merkez Bankası orada 17, 18, 19, 20 onun hiçbir anlamı yok. Zaten anlamı olmadığını da tıpkı tiyatro izler gibi ya da bir film izler gibi izliyoruz. Evet, dövizi her seferinde yaptıkları gibi Merkez Bankası toplantısı sonrası bakın işte biz piyasa beklentilerinin tersini yaptık ama yükseldi mi? Hayır, yükselmedi. Tabii ki yükselmedi. Arka kapıdan Merkez Bankası'nın verdiği dövizleri kamu bankaları aracılığıyla satarsan yükselmez. Tamamen dediğim gibi bir film oynanıyor. Arka kapı operasyonları devam ediyor mu Remzi Özdemir? Yani çünkü yeni Merkez Bankası Başkanı artık hani o şeffaf olmayan arka kapıların kapatılacağını vaat ederek işbaşı yapmadı mı? Ben mi yanlış biliyorum? Tabii ki sen doğru biliyorsun ama tabii burada şöyle bir sorun var. Merkez Bankası Başkanı aslında o Merkez Bankası Başkanı'nın sözleri değildi. Bu Bakan Mehmet Şimşek daha göreve ilk gelir gelmez talimat verdi. Kesinlikle arka kapı satışları olmayacak, müdahale edilmeyecek diye. Evet edilmedi. Zaten Mehmet Şimşek de piyasadan ciddi anlamda dolar toplattı. Yani kamu bankalarının uzun süredir satıcı olarak gördüğümüz bu piyasada biz bir süredir alıcı olarak görüyoruz. Nitekim Merkez Bankası'nın rezervinin yeniden 18 milyar dolara kadar yükselmesi bu kamu bankalarının ters işlemiyle bu defa sattıklarını almasıyla. Aslında kamu bankaları ne zaman satmaya başladı? 10 liradan itibaren. Yani rezerv eritti. Hani o 200 milyar, önce 128 milyar nerede dedik, daha sonra 200'e evet. Çıktı ya. Hı-hı. Aslında o 10 liradan itibaren yakmaya başladık, satmaya başladık. İşte o sattıklarımızı 21, 22, 23, 24, 25, 26 hatta 27 liradan bile aldık. Ancak bugün bu Merkez Bankası'nın kararının piyasanın kabul etmeyeceği bir karar olduğunu bildikleri için tekrar eskiye filmi başaldılar. Ve kamu bankaları bugün saat 2'den sonra piyasada yoğun bir satıcı olarak karşımıza çıkıyor. Halen daha zaman zaman küçük müdahaleleri var. Doları işte piyasaya bir aslında şöyle diyebiliriz Murat. Piyasayı algıyla yönetmeye çalışıyorlar. Ama ekonomi gerçektir, para gerçektir. Siz bunu diğer politik araçlar gibi algıyla yönetemezsiniz. Nitekim şu anda daha önce yüksek fiyattan aldığınız dolarları satarak piyasayı dengelemeye çalışıyorsunuz. Buradan ben şu izlenimi çıkartıyorum. Mehmet Şimşek'in mevcut siyasi iktidarda hiçbir ya da ekonomi yönetiminde diyelim siyasi iktidarı bırakalım. Hiçbir ağırlığı, özgür ağırlığı yok. Özgür ağırlığı olmuş olsaydı... Soruyu ağzımdan aldın Remzi Özdemir. Şimdi o zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Yani Mehmet Şimşek o zaman olsa da olur, olmasa da olur. Yani Mehmet Şimşek eğer hala arka kapıdan satışlar yapılacak, hala onun gelirken ki söylediklerinin dışında bir ekonomi politikası izlenecekse Mehmet Şimşek niye geldi, niye var? Ya da bu artık Mehmet Şimşek'in de ekonomide bir aktör olarak öne çıkmayacaksa, hani o beklentiler vardı ya, yaratılmış beklentiler, hepsinin çökmesiyle beraber o zaman bizi çok sıcak bir Ağustos bekliyor. Keza Murat, bize Gaye Erkan da getirildi yeni bir isim olarak. Ya Gaye Hanım'ı saymayın. Gaye Hanım farklı bir olay. Yani o orada... Bürokrat sayılır. Evet, bürokrat sayılır. Vitrinle, hayır bürokrat değil, vitrin yani orada oraya konuldu. Güzel oldu. Kadın hakları konusunda işte bakın bizde kadın Merkez Bankası Başkanı o açıdan. Şimdi önce sana katılmıyorum. Mehmet Şimşek'in hükmü yok diye değil, görevi var. Mehmet Şimşek'in çok önemli bir görevi var. Nedir bu önemli görevi? Olmazsa olmaz görevi. Kötü adam, Erol Taş. Yani Türk filmlerinde hatırlarsanız bir iyi adam vardı, bir kötü adam vardı. Şimdi burada bir kötü adam gerekiyordu. Kötü adam Mehmet Şimşek. Bakın zammı kim yaptı?
bu kadar zamlara Mehmet Şimşek. Doları kim 27 liraya kadar çıkmasına izin verdi? Mehmet Şimşek. Yani Mehmet Şimşek aslında iktidarın aradığı bir bahaneydi. İnanın bana seçimlere bir iki ay kalasıya ben Mehmet Şimşek'in siyasi iktidar tarafından gönderileceğini, görevden el çektirileceğini düşünüyorum. Çünkü Mehmet Şimşek şu anda yapması gerekeni yapıyor aslında. Yani iktidarın yapması gerekeni Mehmet Şimşek'e yaptırılıyor. Nitekim farkındaysan son 3 gündür AK trollerin bir saldırısı var. Aslında saldırı da değil, iki türlü saldırı var. Bir tane eski bir AKP'li milletvekili bir iddia ortaya attı. Ezanlarla birlikte, selalarla birlikte ÖTV'yi attırdılar diye. Bunu kim yaptı? FETÖ'cüler mi yaptı bilmem kim. Hayır, yani bunu imzalayan Cumhurbaşkanı. Yani gecenin o saatine kadar bekleyen o kararnameyi. Ama bakın orada da yanlış düşündü insanlar. Burada tamamen burada reisi yani Cumhurbaşkanı korumak amacıyla yapılmış bir şey. Nitekim seçimler yaklaştıkça bakın işte aktrollerden bahsediyordum. Berat Albayrak'ı öne çıkartmaya başladılar. Mehmet Şimşek'in aleyhine tweetler atılmaya başladı. Ve bunu atanlar tamamen AKP yanlısı bir grup atıyor. Yani şimdiden başladılar. İşte reis tamam sıkıştı işte bir şeyler yapıyor. Ama Mehmet Şimşek kendi kafasına göre gidiyor. Mehmet Şimşek bir süre sonra bu piyasadan atılacak. Yine seçimlerin, yerel seçimlerin özellikle İstanbul'un kazanılması sağlanacak. Yine Cumhurbaşkanı emekliye bol keseden verecek. Bazı vaatler yapılacak. Seçim, genel seçimler öncesi yapılanların bir benzeri de yerel seçimde olacak. Evet. Bu nedenle Mehmet Şimşek'in görevi çok önemliydi. Ve şu anda Mehmet Şimşek bunu yapıyor. Ha Mehmet Şimşek buna yani iyi adam, iyi adam kötü adam hikayesi o zaman Ocak'tan sonra gerçekleşecek. Bu ülkeyi mahveden, her şeyin fiyatını ikiye katlayan, dövizi patlatan Mehmet Şimşek'i iyi adam reis gelecek gönderecek. Öyle görünüyor. Tabii ki gönderecek. Bugüne kadar hep öyle olmadı mı? Evet. Reis buna genelde yapmadı mı? Hep yaptı. Bunu da yine yapacak. İşte bu nedenle Mehmet Şimşek'in görevi çok önemli. Mehmet Şimşek o koltukta çok önemli bir misyonda. Bu nedenle Mehmet Şimşek'i küçümsemeyelim. Tabii ki işin bir de başka bir boyutu var ki Mehmet Şimşek'in politikalarının şu anda etkili olmadığını görüyoruz. Yani ne yaparsa yapsın bu Körfez'e gitmeyle, Körfez'den ricalar üzerine gelecek paralarla bu Türk ekonomisi kurtulmayacaktır. Türk ekonomisinin kurtulabilmesi için AKP'nin yapacağı tek bir şey var. IMF'e gidecek. IMF ile oturacak masaya. Evet diyecek. Zaten şu anda Mehmet Şimşek'in aldığı tedbir adı altında bize dayatılanlar IMF'in politikalarının daha katı hali. Yani IMF herhalde programını bize dayamış olsaydı ÖTV'leri bu kadar arttırmazdı. KDV'yi bakın KDV %20 yaptık. Biraz insaflı, 2000... biraz insaflı davranırdı diyorsun. Kesinlikle insaflı davranırdı. Çünkü IMF programlarına baktığınız zaman IMF daha çok iktidarın harcamalarına belirli bölümlerine kısıtlama getiriyor. Yani